Bir zamanlar Afrika savanasının kalbinde Sarı adında bir aslan yaşarmış. Sarı, güneş ışığında parıldayan altın yeleli görkemli bir aslandı. Ama Sarı'nın bir sorunu varmış herkese eşit davranmıyormuş. Sarı'nın savanada en sevdiği hayvanlar vardı filler, zebralar ve zürafalar. Onlarla gölgede uzanarak, hikayeler paylaşarak ve birlikte avlanarak saatler geçirirdi. Ancak mirketler, tavşanlar ve kaplumbağalar gibi daha küçük hayvanları görmezden gelirdi. Onların onun ilgisine layık olmadığını inanırmış. Bir gün yaşlı ve bilge bir kaplumbağa Sarı'ya yaklaştı ve şöyle dedi: "Sarı, büyük ya da küçük hepimizin içindeki güzelliği görmüyor musun? Savanadaki her canlı yaşam döngüsünde önemli bir rol oynar. Herkese eşit davranmalısın." dedi. Sarı önce dinlemedi ama savanaya baktıkça hayvanların hayatta kalmak için nasıl birlikte çalıştıklarını gördü. Filler güçlerini daha zayıf hayvanları korumak için kullanırken, mirketler herhangi bir tehlikeye karşı nöbet tutuyordu. Her canlının kendine özgü bir katkısı olduğunu fark etti. O günden sonra Sarı, herkese eşit ve adil davranacağına dair kendine bir söz verdi. Küçük hayvanlarla vakit geçirerek onların yaşamlarını ve korkularını öğrendi. Hatta mirketlerin kendilerini güvende tutmaları için yeni bir yuva inşa etmelerine bile yardım etti. Zaman geçtikçe savanadaki hayvanlar Sarı'da bir değişiklik olduğunu fark ettiler. Herkese karşı daha şefkatli ve düşünceli davranıyordu. Küçük hayvanlar artık kendilerini görmezden gelinmiş ya da önemsiz hissetmiyorlardı. Hep birlikte uyum içinde, birbirlerinin farklılıklarına saygı duyarak yaşadılar ve böylece Sarı herkese eşit davranmanın önemini öğrendi. Savana'da gerçek bir lider oldu, büyük küçük tüm hayvanlara rehberlik etti ve onları korudu ve hayvanlar aslan dostları sarı tarafından sevildiklerini ve değer gördüklerini bilerek sonsuza dek mutlu yaşadılar.